Başlat bakalım. Selamlar, Kırk Ambar Podcast'in ya da Kırk Ambar Sohbetleri diyelim. Biraz daha podcast görüntüsüz oluyor. Biz görüntülü Zoom üzerinden yine bir şey yapıyoruz. Arada yine kesilmeler olacak ama bu hafta sanki biraz daha az olacak gibi, kusurumuza bakmayın şimdiden. Yine her zamanki gibi, her zaman bir önceki bölümde de görmüş olduğunuz Cem Devrim Yaylı yanımda. Hoş geldin abi. Merhaba, nasılsın Uğurcuğum? Teşekkür ediyorum, seni sormalı. Sağ olasın, bildiğin gibi. Yaramazlık yok Allah'a şükür. Hızlıca bu bölümün konusunu özet geçiyorum. Biraz da ilerleyen bölümlerde ne tarz bir işleyiş olacak ondan bahsedeyim. Deniz üzerine konuşacağız. Kısa özet. Yani konumuz yok. Kırkambar. Yani aklımıza ne eserse biraz onu konuşacağız. İstersen Kırkambar lafı nereden geliyor? Niye bu ismi seçtik? Onu da bir anlat. Dinleyicilerimize, Bana Ferhan Şensoy ilham oldu. Onun biraz takip edenler bilir, meşhur bir katamaran tiyatrosu vardır. İçinden deniz geçen tiyatro adıyla gösteri yaptı. İki katlıydı katamaran. Alt katı tiyatro salonuydu ve orada şey yapıyorlardı. Seyircili seyir defterini yapıyorlardı. Üst katında da Kırkambar gece tiyatrosunu yapıyorlardı ama biraz daha o stand-up tarzındaydı. Ferhan Şensoy'un meşhur üslubuyla meşhur hikayeleri anlatılıyordu. Ferhan Şensoy Kırkambar'ı ismini şundan dolayı seçmişti. Denizcilik'te Kırkambar taşımacılık diye bir taşıma sistemi varmış eskiden. Şu an sanırım çok yapılmıyor gemi tipleri ayrıldığı için. Bir gemiye farklı cinslerde birden fazla navlun alınması, yani biraz da karma bir taşımacılık sistemine bu ismi vermişler. Onun programında da bir sürü farklı olay, skeçler, hikayeler ve ufak resitaller olduğu için bu ismi vermiş. Biz de aklımıza geleni konuşacağız diye bu ismi seçtik. Peki neler yapacağız? Şu anki planımız, eğer bir aksilik olmazsa, ayda 3 program, 9, 19 ve 29. günlerde. İlk başlarda biraz kendimiz konuşacağız. Sonraki sistemi oturttuğumuzda bir programda bir konu belirleyip konuşacağız. Diğer programda sizlerin sorularını cevaplayacağız. Ve ayın 3. programında da deniz sektöründen bir konuk almayı düşünüyoruz. Tabii ilk başta sizin çok tanıdığınız değil, biraz kendi çevremizden kişileri biraz baskı ve tehditle programımıza konuk almayı planlıyoruz. Bu biraz bir açılış programı olacak. Kendimizden bahsedeceğiz. Nasıl tanıştık ondan bahsedeceğiz. Bugünkü gündemimiz bu. Evet, Bakalım Devrim abi, biz konuklarımız nasıl tanıştık? gözleriyle söz vermeyi becerebilecekler mi biz baskı ve tehditle onlara programı aldığımızda? Alttan çıkan Çok garip help bir şey. kağıtları. Yani sonuçta ikimizin de ortak olduğu ve tutku duyduğu konu deniz olduğu için, deniz hakkında da konuşacak çok şey olduğu için aslında bir yerde Kırkambar gayet güzel bir ifade ediyor hani aklımızdakini. Çünkü deniz aslında bir uygarlık. Yani ben hep şunu söylüyorum. Şimdi bir tepeye çıktın, etrafa bakıyorsun, böyle dağlık yerdesin, işte şeyde göz alabildiğine bir toprak, işte metre kilometrelerce işte tarlalar, ovalar vesaire. Çok büyük bir alana baktığını düşün. Gerçekte o gördüğün kilometrelerin iki katı deniz var. Bizim dünyamız bir kara dünyası değil, bizim dünyamız bir deniz dünyası. Uzaya gidip de uzaydan uzaktan bizim dünyamıza bakanlar mavi misket diyorlar dünyaya. Çünkü o mavilik bizim tarlalarımızdan, şeylerimizden gelmiyor. Denizlerin verdiği mavilik ve dünyanın kaçta kaçı denizdi, kaçta kaçı karaydı hatırlıyor musun? İlkokul, ortaokul coğrafya bilginden. 4'te 3'lük kısım deniz diye hatırlıyorum. %70 deniz, %30 kara. 3 aşağı Evet. 5 yukarı. Yani o yüzden karaların iki katı deniz var ve deniz, yani dünya bir deniz uygarlığı. Hayat suda başladı diyor bazı inananlara, bazı inançlar ya da bazı düşünce akımları onu öyle ifade ediyor. Ve hani şu baktığında dünyanın klimasından,
yiyecek şeyine kadar birçok hemen hayatımızın her aşamasını denizler ve denizlerle atmosferdeki etkileşim bir yerde şey yapıyor, belirliyor. O yüzden deniz üzerinde konuşulacak çok ciddi bir konu. Çünkü bir yerde dünyadaki hayatın temeli, kaynağı ve sürmesini sağlayan şey deniz. Denizin tabii askeri tarafı var, sivil tarafı var, ticari tarafı var, hani askeri, sivil, sportif tarafı var, vesaire vesaire. Yani hani bir gün belki oturur işte Van Globe yarışından konuşuruz, bir gün dalıştan konuşuruz, bir gün işte ne bileyim ben, Sinemadan güncel belki edebiyat mı? askeri siyasi gelişmeleri değerlendiririz vesaire. Yani kırkambar konu bence su ve deniz olunca konuşacak konu bulmak bence pek sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani evet, yani deniz düşündüğümüz zaman hep özgürlüğün metafordur. Yani ve bize de gerçekten büyük bir konuşma özgürlüğü tanıyacağını düşünüyorum. Çünkü yani bir köşesinden tutup inceleyebileceğimiz çok şey var. Bir de sanırım şunu da belirtmemiz lazım. Yani söz sözü açar, laf lafı açar ve şeyin dilinde kemiği yok. Onun için konuşmak çok kolay ve hani uzun da olabilir. Bizim niyetimiz hani becerebilirsek programları, bu sunumlarımızı, konuşmalarımızı 20-25 dakikalık bir süre içinde tutmak ki hem bir kere hani biz kendi zihinsel disiplinimizi sağlayalım ve hani çok şey olmasın, bu konu yaylanıp budaklanmasın. İkincisi de hani anlatacağımız şeyleri öz ve net bir şekilde birbirimize ve dinleyenlerle paylaşalım. Çünkü öbür türlü bazen ipin ucu kaçınca iş keyifli değil, keyifsiz bir hale geliyor. Adam ne dedi, cümlenin başı neydi, sonu neydi falan gibisinden şeyler olabiliyor. O yüzden hani belki de ilk şey olarak da belli bir süre limiti içinde bütün konuşmaları yapmak hem bizim için iyi olabilir, kendi düşüncelerimizi ve anlatacaklarımızı disipline etmek açısından, hem de dinleyiciler için de ucu bucağı açık olmayan, kendilerini ona göre ayarlayabilecekleri bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Faydası olur. Evet. 20 dakika, 25 dakika öyle bir şey sanırım, sanki mantıklı gibi. Evet. Yani hem bize de şey yapacak. Yani nasıl desem, çok bizim enerjimizi de düşürmeyecek yaydığı için. Çünkü bir arada şey yapacağız. Diğer yandan da dinleyiciyi, aslında 2 saatlik programlar da var. Şimdi isim vermeyeyim. 1,5-2 saat program yapan arkadaşlarımız da var. Ama bir süre sonra insanın dikkati dağılıyor. Yani özel bir konu alıp tartışmadığınız sürece, iki kişinin şey, yani derste bile her zaman hep söylenir ya, eğitim camiasında 40 dakikadan sonra öğrenci dinlemeyi, odaklanmayı azaltır diye ve verim alınamaz. Bu yüzden yani kısa ve öz iyi olacak. Şimdiki öğrenciler iyiymiş. Bizim zamanımızda o süre 20 dakika deniyordu. 20 dakika da olabilir. Şu an hatırlamıyorum. Aklıma 40 dakika ders sesi geldi. Ağızdan bir kere çıkar. Ben 40'ı duydum zamanı öğrencileri için. En azından kısa olanın makbul olduğunu söyledik. Aklıma şey geldi bu arada. Biraz serbest çağrışım oldu. Gelibolu'da en son tahliyeyi yapacak general İngiltere'ye raporunu yazarken şey diyor. Size kısaca yazacak vaktim yok. O yüzden uzun uzun anlatıyorum diye. Yani bir şey kısaltarak yazmanın ne kadar zor olduğunu öyle bir başlangıcı vardır. Aklıma o geldi şu an. Onunla ilgili ben de bir şey anlatayım, bir anekdot anlatayım. Saint-Exupéry, ünlü Fransız yazar, Küçük Prens kitabını yazdığında kitap aslında şöyle tuğla gibi bir şeymiş, Evet, kalın. 1.000 sayfaya Ve yakın. ondan sonra içinden gereksiz şeylere ya da çıkardık, çıkarıp 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 en sonunda şu anda bildiğimiz haline getirmiş. Ve işin en zor tarafı yazmak değildi diyor. O içinden gereksiz olan kısımları çıkarmak diyor. Ve gerçekten bir şeyi az, öz ve gayet şey bir şekilde anlatmak da kolay bir şey değil, inşallah altından kalkabiliriz.
Sen daha genç olduğun için hafızan daha iyidir benimkine kıyasla. Söyle bakalım, biz nasıl tanıştık sende? Evet. İstersen onu da bir anlatalım da yola çıkış maceramız da tam olsun. Ben ilk başta siteyi görmüştüm. Bosphorus Naval Nevsi Google'da dolaşırken. Ama o zaman tabii Twitter falan yok. Yani kullanmıyordum. Yani düşündüğüm şey şuydu. Yani adam savaş gemilerini çekiyor. İstanbul Boğazı ile ilgili ama tamamen İngilizce. O zaman çok İngilizcem de yoktu. Siteden pek bir şey anlamayıp pas geçmiştim. İlk temasımız oydu. Tek taraflı da olsa. Daha sonra 2015'te ablam şu olmuş bu olmuş diye güncel haber geçiyor. Televizyona bakıyorum bir şey yok. Sen nereden takip ediyorsun dedim. Twitter dedi. Öyle ilkle Twitter'a giriş yaptım. Ve o zaman ilk başta anonim bir hesap Litun'uttum. O zaman bir takipleşmemiz olmuştu. Ve İstanbul'dan da yeni ayrılmıştım. Çanakkale'ye de yaşıyordum o arada okul için. Ve ufak ufak sohbetlerimiz başlamış oldu Twitter üzerinden takipleşip. 1 Mart günü ben okulu kırmıştım. Müzeye gittim. Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı'na. Bir öğlen günüydü. O sırada işte Nusret tören geçiş için seyre kalkmadan önce gemideki tanıdıkların yanına bir hızlıca uğradım. Sonra telefonumda bir mesaj geldi. Ben müzedeyim, sen neredesin diye. Ondan sonra bir konum tarifi yaptık ve bir araya geldik. Ama ilk yan yana gelişimizde biraz birbirimizin kim olduğundan emin değildik ikimiz de anonim olduğumuz için. Evet, bir daha sefere şey yapmak lazım. Ben kırmızı karanfille geldim ya da elimde kitap var falan gibisinden böyle bir şey, birbirimizi şey yapacak, tanıtacak bir şeyler olması lazım. Doğru. Şey demişti, üstünde kırmızı mont var demiştin ama o arada kırmızı mont çok modaydı. Müze bahçesinde bayağı bir kişi vardı. Böyle çekine çekine yaklaştım şey dedim. Bosphorus Naval Nevs, sen de kaçtın Teğmen dedin. Orada bir ilk kavuşma anımız. Casus filmlerindeki hikayeler gibi olmuştu. Evet. Ondan sonra da epey bir güzel sohbet etmiştik şeyde, müzenin bahçesinde. Sene kaç? 2016 mıydı? 2016'ydı. Ben daha birinci sınıftaydım. Osmanlıca dersi nasip gelmiştim. Bunu şey yaptığımı, senin o gün okul olduğunu bilmiyordum. Ben de şey, bana tatil gibi gelmişti. Ben de herhalde o zaman demek ki hafta içiydi. Ben de izin alıp gelmiştim o zaman ya da şey Evet, yaptığımda. çarşamba günüydü diye hatırlıyorum ya da cumaydı. Ama biz de okula ya bugün 18 Mart tatildir diye öylesine bir çıktık arkadaşlarla kahvaltı etmiştik. Ondan sonra ders varmış deyince bana ne ya Osmanlı'da zaten bir şekilde çalışır ya hallederim deyip sonra bu tören kaçmaz diyerekten müzeye doğru kaçtım ben. Yapmışım. Bir evvelki sene 2015'teki özel törenlerde ben o sıralar yazı yazdığım derginin yazı alıp onlardan bir işte bu adam bizim için yazı yazıyordur falan gibisinden bir yazı alıp şeydeki törenlere katılmıştım. Abi Vadideki dedik. törenlere katılmıştım. Nisan'daki törenlere katılmıştım işte Prens Charles falan geldiğinde oralarda fotoğraf çekiyordum. 2016'daki törenler birazcık daha şey olmuştu ona kıyasla. Biraz daha sade olmuştu sanırım diye kaldı aklımda. Orada da şeyden çekmiştik fotoğrafları seninle beraber. Müzenin rıhtımında oradan çekmiştik gemileri önümüzden geçerken. Öyle bizim Çanakkale seyahatlerimiz. Ondan sonra da zaten sürekli irtibatta kaldık. Diyalog içinde. Yani İstanbul'da ben yani arada Çanakkale'ye geldiğinde görüştük. Sonra sen İstanbul'a geldiğinde daha rahat görüşmeye başladık. Şimdi de şey ortamı üzerine, sanal ortam üzerinde de olsa en azından şey yapabiliyoruz. Evet, ben son 5 Görüşebiliyoruz. yılda 3-4 aydan fazla İstanbul'da kalamadığım için bir türlü sürekli bir leyleği havada görme durumu ve gittiğim yerde de en az 2-3 ay kaldığım için işte en fazla konferanslarda birer saat görüşebilme şansımız oldu ne yazık ki. Ama en keyifli
zaman geçirdiğimiz gün şeydi bence. Klasik tekneler buluşmasında o ponton üstündeki muhabbetimiz çok iyiydi. Yanımızda arkadaşlarımız da vardı o gün. Bu klasik tekneler Koç Üniversitesi Zincirlik Forumu tarafından organize edilmiş olan bir etkinlikti. Türkiye'deki sayılı klasik teknelerin bir araya geldiği Kalamış'taki marinada bir etkinlikti. Çok güzel, çok orijinal restore edilmiş ve o ilk günkü hali mümkün olduğu kadar korunmuş. Çok klasik, çok özel bazı tekneler vardı ve o sırada hem o tekneleri gezmek hem de onlarla beraber mürettebatlarıyla, sahipleriyle konuşmak ve aslında güzel bir denizcilik günüydü. Bu klasik tekneyi, klasik tekne yapan özellikleri hatırlıyor musun? Ben şimdi birden ezbere hatırlayamadım ama senin aklında vardır belki diye şey yapayım. Ya teknik olarak çoğu el yapımıydı. Yani bir fabrikasyon tekne değillerdi. Bir banttan çıkmış. Çoğu 100 yaşın üzerindeydi. Onu hatırlıyorum. Sanırım ama ahşap olması, klasik olması şeyinin içinde değildi. Kriteri içinde değildi diye hatırlıyorum. Evet, bir kesintiden sonra tekrar geri döndük. En son şey diyorduk. İşte klasik tekne için ahşap olması zorunlu mu değil mi? O konuda bir bilgim yok diyorduk. Aslında ayrıntılı bilgi için bir klasik tekneler platformundaki açıklamalara bakmamız gerekiyor. Bir ara onlara bakalım. Hatta belki bir programda klasik tekneler için ayıralım. Yani klasik tekne nedir? Nedir klasik tekneyi, klasik tekne yapan? Klasik arabalarla ilgili bilgiler birazcık daha yaygın ama kimlerde tekne var? Ne cins var işte? İlla yelkenli mi olması lazım? İlla tahta mı olması lazım? İşte istimli olursa olmaz mı? Vesaire gibisinden bir program yapabiliriz aslında. Yani benim için ilginç bir konu olacak çünkü çok da fazla bilgi sahibi olmadığımı konuştukça fark ediyorum. O yüzden de çok konuşmak istemiyorum. Çalışayım ondan sonra konuşalım. Evet, ikimizin de bir ders çalışması gerekecek biraz programlardan öncesinde. Neyse ki onar günlük sürelerimiz var. Bize yeter diye düşünüyorum. Bilmezse zaten bir şey bulur. Evleriz, geliriz zaten. Konuyu değiştiririz. Bu bölümü burada yavaş yavaş noktalayalım diye düşünüyorum. Bir ön tanıtımımızı yaptık. Biraz nasıl tanıştığımızdan da bahsettik. Ayın 19'unda izleyeceğiniz bölümde konumuz TCG Anadolu olacak. Biraz eleştireceğiz. Bu uçak gemisidir, değil midir diye. Biraz sert bir bölüm olacak diye düşünüyorum. Yani Anadolu'nun kullanım amaçları, Anadolu'nun faydası, zararı var mı, faydası var mı, nerede kullanılır, uçak gemisi midir, değil midir? Aslında çok konuşulacak konu var. Çok da nasıl derler, hani çok su kaldıran bir pilav. O yüzden biz de fikirlerimizi hazır madem konuşurken aktaralım. Ondan sonra yaparız. Görüşmek üzere o zaman diyelim. Tamamdır. O zaman bugünkü bölümü burada noktalıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bak görüşürüz.